Bizim o zaman mantığımız ne? Ee, ilk kez yeni dizi paylaştı. Biz ne yaptık? Zihnimize bunu yerleştirdik. Bu yerleştirdiğimizde ne yaptık? Yukarıda aradık. Ee, doğru ifadeleri de birleştirdiğimizde Ömer Faruk parçalar oturdu mu? Oturdu. Oturdu. Çok güzel. <laughs> Paragrafı sevdiren Hoca kanalından hepinize merhabalar. Bugün paragrafta yapı konusunun final soru tipine geldik. En fazla sorduğunuz sorulardan birisi. Ne? Bir cümle bu parçanın neresine getirilecek? Hangisinden önce, hangisinden sonra, hangisinin yerine gibi gibi gibi. Biz bugün bu videomuzda bütün soru tiplerini tek tek değerlendirmeye çalışacağız. Kiminle? Ömer Faruk'la. Evet Ömer Faruk hoş geldin. Hoş bulduk hocam. Merhaba arkadaşlar. Nasılsın? İyi hocam teşekkürler. Siz nasılsınız? Çok şükür. Evet e, sevgili arkadaşlar başlıyoruz. Zamanımız kıymetli değil mi? E, ve ilk sorumuz ekrana gelsin önce. Görmek isteyenler görsün, çözmek isteyenler çözsün. Buyurun sorumuz. Evet gördük. Hadi bakalım Ömer Faruk sıra bizde. Şimdi önce e, soru kökünü okuyarak başlayayım. Lütfen. Bu parçadaki numaralandırılmış yerlerden hangisine düşüncenin akışına göre e, Game of Thrones evreninin yazarı George Martin ilk kez yeni dizinin ayrıntılarını paylaştı. Cümlesi getirilmelidir. Hı hı. Yani hı? biz cümle yerleştireceğiz. Heh, şimdi bunu nasıl yapıyoruz? Önce bir mantığını konuşalım sonra yukarıda işlemlerimize başlayalım. Çünkü seçenek diye bir şey yok. Eğer e, hocam hani ben ne yapıyordum diye Heh. sorarsam kendime. Sor bu. E, bu cümleye benzer cümleler arıyordum yani cümleyle bağlantısı olabilecek mesela kavramları anlamında olabilir ya Hı -hı. da böyle paragrafı okurken bir eksiklik hissedebilirim okurken ya burada Hı -hı. biraz hızım geçiyor olmuş dediğim yerde genelde bu cümle daha açıklayıcı olabilir bu şekilde bağlantı kurduktan sonra yerleştiriyordum yani güzel bizim bu cümleyi yukarıda herhangi bir yere yerleştirebilmemiz için neyi iyi anlamamız lazım neyi iyi kodlamamız lazım neyi iyi analiz etmemiz lazım bu cümleyi değil mi Evet. Bu cümle ne dedi bize şimdi? Game of Thrones evreninin yazarı George Martin ilk kez yeni dizinin ayrıntılarını paylaştı. Tamam. Amca ilk kez, ilk kez olması çok önemli bir şey değil mi? Yeni dizinin, bak bir dizi varmış ve bu, bu dizi yeni, ilk kez paylaştı. Bu üç e, şey, söz bizim için çok kıymetli. Peki başlayalım o zaman birden. Bir, 8 yıllık maceranın ardından Game of Thrones'un bitmesi her ne kadar hayranlarını üstse de hikayenin yeni projeleri doğuracağı dizinin yapımcıları ve senaristleri tarafından duyurulmuştu. Evet. Nerede? Yeni projeleri doğuracağı duyurulmuştu. Şimdi bir numaraya gelemez değil mi? Bir numaraya gelemez. Çünkü ilk kez yeni dizinin paylaştı dedi. Ondan sonra yeni bu, e, projeleri duyuracağı dedi. Dolayısıyla buraya gelemez. Ama bundan sonra gelebilir mi? Eee gelebilir aslında yeni dizi hani yeni yeni projeleri. projeler duyuracağını söylemişti. Buna göre de işte George, Raymond Richard geçti bunu duyurdu değil mi? Gibi. Evet. Peki 3 öyle mi? Yani şimdiki 2'yi okuyalım. Jane Goldman'la kaleme aldıkları hikayenin The Golden Age of Heroes adlı dönem dönemde geçtiğini söyleyen yazar. Dur. Söyleyen yazar. Neyi söylemiş? Belli bir dönemde geçtiğini. Burada yazar kim? Şimdi bak, e, hmm. kaleme aldıkları hikayenin adlı dönemde geçtiğini söyleyen yazar kim? Bir de var mı bu? Yok. Yok. Demek ki eksik bir parça var. Evet. Bir şeye ihtiyacımız var. E, bir de yeni proje dedi. E, burada yazar diyor, söyleyen diyor. E, kim, nerede bulamıyoruz. Ama aşağıdaki bize verilen cümlede de yazarı söylemiş. Doğru mu? E, yeni projeyi söylemiş. Paylaştığını söylemiş o zaman yeri neresi? İkincisi. Tam da burası. İki no'lu yere yerleştirebiliriz. Yapbozun eksik parçasını bulduk. Aynen öyle. Şimdi mantığımız bu sevgili arkadaşlar. Metnin devamı çat diye gelebilir. Gerisini okumayacağız çünkü biz ee, diğer sorularda vakit kaybetmemek adına. Bizim o zaman mantığımız ne? Ee, i̇lk kez yeni dizi paylaştı. Biz ne yaptık? Buğunuca bunu yerleştirdik. Bu yerleştirdiğimizde ne yaptık? Yukarıda Aradık. Ee, doğru ifadeleri de zaman Ömer Faruk parçalar oturdu mu? Oturdu. Oturdu. Çok güzel. O zaman sevgili arkadaşlar diğer sorumuza geçelim mi? Geçelim. Sorular arasındaki farka bakacağız. En sonunda finalde bir şey söyleyeceğiz. O zaman ikinci soru sizler için ekrana geldi. Evet arkadaşlar madem çözdük şimdi Ömer Farklı birlikte bir de biz çözelim. Bu defa soru kökünde bir farklılık var. Az önce ne dedi? Numaralandırılmış yer dedi. Yani numaralanmış yerin kendisiyle ilgilendik. Ama bu defa ne diyor? Numaralanmış cümle. Cümle. Bu defa cümleyi bir bütün halinde. Yani numaralandırılmış yerden itibaren devamlı bir sonraki numaraya kadar olan cümlenin kendisinden bahsedeceğiz. Ve ne diyor? hangisinden sonra? Birinci cümlenin sonuna koyacağımız yer nereye gelmiş olacak? İkinin başına. Böyle düşüneceğiz. Hadi o zaman. Ben buna dayalı çok fazla dikkat hatası yapıyordum. Gerçekten problemli yani. Bir deneme çözdüğümüz zaman falan hani atıyorum bu 30 soru çözdük Üzerine bir de bu geliyor. Çok evet. dikkat etmiyoruz ama gerçekten o soru kökündeki hangi cümleden sonra dediğimiz yer cevap veriyor. Bize, bize bir net değiştirebilir. Kesinlikle, çok kıymetli. Kesinlikle. Ki 2019'daki ee, sıralama vesaire Bunları düşündüğümüz zaman bir sorunun ne kadar kıymetli olduğunu e, çok iyi biliyoruz artık değil mi arkadaşlar? Evet. Ee, hadi bakalım. Zaman ikinci sorumuz. Bu parçada evet. numaralandırılmış cümlelerin hangisinden sonra? Hı -hı. ilk bilgisayar oyununu 5 yaşında oynarken oyun dinamiklerini ve bilgisayarın nasıl çalıştığından merak salmasıyla başladı her şey. Hı -hı cümlesi getirilmelidir. Evet. Zihnimizde gene kodlayacağımız, bileceğimiz bir cümle var. Ne? Bir tane çocuk var. Benim anladığım metni okumadım şu an. İlk bilgisayar oyununu 5 yaşında oynarken oyun dinamiklerine ve bilgisayarının nasıl çalıştığına merak salmasıyla başladı her şey. Demek ki bu çocuk bilgisayar oyunu oynuyor. Oynarken diyor ki: "Aa" diyor. "Bilgisayar nasıl çalışıyor acaba?" diyor. Bu oyunun mantığı ne? Kurgusu ne? Nasıl bir şey?" diye soru, merak ve buradan hareketle bir şey yapıyor. Doğru mu Ömer Faruk? Doğru mu anladın? Evet hocam. Siz şu anda hocam bu cümleyi aslında içselleştirdiniz değil mi? Evet. Gerçekten deniz gibi kendi cümlelerinizi aslında zihninizde bir yapıya dönüştürüyorsunuz. Aynen. İşte bunu ben tabiri caizse e, e, hamuru kendime göre kendi zihnimde bir şey oturtturacağım ki yukarıda doğru yer neresi ona göre bulacağım. Aslında ne yaptı adam? Puzzle var. Ama bu puzzle bak şöyle bir puzzle koyduk önümüze. Puzzledan bir parçayı çıkarttı. Tamam mı? Evet. Dedi ki bu nereye ait? Ama öyle bir oyun ki bu puzzle yarı sıvı bir ton düşünün. Yarı sıvı. Yarı sıvı bir ekran. Birbirinin içine gidiyor. Cıva gibi düşün işte. Böyle renkler birbirinin içine katmış. Parçayı doğru yere yerleştirdiğinizde açılıyor. Doğru yere yerleştiremezseniz açılmıyor, almıyor. Bunu hayal edin. Şimdi o zaman benim bu parçayı doğru tanımlamam lazım ki yerleştirdiğim yerde tık ona göre açılıversin. Şimdi metni anladım, cümleyi anladım. Şimdi metne başlayalım. 1. Dünyanın en büyük şirketlerinden biri olan IBM'de 12 yaşında bir çocuk olduğunu söylesek ilk tepkiniz ne olurdu? Hı hı. 12 yaşındaki Tanmay Bakşi e, ne kutlama için orada ne de okul gezisi için. 1 ile 2 arasına hiçbir şey girebilir mi? Hayır. Birbirine yok, çok çat diye yapışmış, yapışmış değil, değil mi? Yani. E, yapışmış gidiyor. 1-2 kilit. Devam ettik. Hint kökenli bu genç IBM'in en genç programcısı olarak şirketin yapay zeka gibi en zorlu görevleriyle başa çıkıyor. Burada birleşmiş. Yani güzel bir akış var şu Aha. an. Bozamayız, devam. 4'te de peki bu genci yaşlılarından farklı kılan ne? Hah. Farklı kılan ne? Hadi bakalım cevapla. Ee, farklı kılan ne? Ee, şu an ilk cümlemiz aklıma geldi. Yani soru kökündeki o cümle hı hı. hatırıma geldi. Tamam. Beşi de okuyayım isterseniz. Lütfen. Sadece 12 yaşında IBM'de programcı olmasının kapılarını açan özellik bu merak ve bunun ardından gelen ardı arkası gelmeyen çalışmalardı. Güzel. Şimdi bak ben olsam şöyle düşünürüm. Bir, farklı kılan ne? Soru sordu. O zaman nedir? Soru varsa cevap da var. Soru var, cevap var mı? Yok. Metinde cevap yok. Evet. Var evet. mı Ömer Faruk? Yok hocam cevap yok. yok. İki, bak 5 numarada ne diyor? Bu, bu merak, merak diyor. Evet. Bu merak gibi bir şey bu. Değil mi? <laughs> bu merak. E hangi merak? Cevap Paragrafta var mı? Paragrafta yok. Bunun da cevabı yok. İki tane cevapsız şey var. Yani yukarıdan aşağıya bakındı, bakınca da cevap yok. Aşağıdan yukarı bakınca da cevap yok. Demek ki eksik parça nerede? Bu ikisinin arasında. Evet. Yani dörtten sonra beşten önce. Soru ne dedi? Hangisinden sonra? O zaman hangisinden sonra olmuş olacak? Dördüncü cümleden sonra. Dörtten sonra. O zaman cevabımız ne? Denizli. Denizli dört numara. Evet. Peki işte arkadaşlar bu kadar basit. Önemli olan ne? Yapış şeklini, kurgusunu zihnimizde güzel bir şekilde canlandırmak. Peki bir sonraki sorumuz gelsin. Bu defa hangisinden sonra, ne yapacağız? Yer değiştirip hangisinden önce diyeceğiz soru ekranda. Arkadaşlar bence de çok kolay bir soru geldi. Bilseydik bu kadar kolay e, soru yazmazdık falan dermişim. E, ama tabii bizim burada amacımız kolay soru, zor soru değil. Bunlar ÖSYM'nin mantıklarına uygun, o seviyeye uygun sorular. Merak etmeyin. Biz burada anlatınca "Aa ne kadar kolaymış." Zaten öyle de olmuyor mu? Derste hocayı dinlerken "Aa ne kadar kolaymış." Ama akşam evde test çözmeye gelince "Hayda." deyip şöyle bir duruyoruz, değil mi? İşte bu biraz o kanalları açmakla alakalı ilk başta çözdüğünüzde zorluklar yaşayabilirsiniz ama üstüne gittikçe inşallah aşacağız. Ömer Faruk sıra bizde hadi bakalım. Evet. Üçüncü sorumuz bu parçadaki numaralandırılmış cümlelerin hangisinden önce düşüncenin akışına göre bu tür bir mühendisliğin doğal harikası bir nehrin üzerine beton bir baraj kurmaktan hiçbir farkı yok cümlesi getirilmelidir. Güzel. Bir hangisinden önce bu benim için çok kilit hemen yuvarlak içine ya da yıldız ya da senin için önemli olan neyse o işareti mutlaka koy abi. Bu çok önemli. Evet. İki bak ne dedi? Bu tür bir mühendis Hangi tür mühendislik? Mühendislikten kasıt ne? Ne demek istiyorsun? Bak bu benim kafamda ciddi bir soru işareti oluşturdu. O zaman benim mühendislik ya da mühendisliği anımsatıcı bir ya da tanımlayıcı bir ifade bulmam lazım. Bizzat mühendisliğin kendisi olmayabilir metinde ama mühendislik kavramını oluşturacak bir şeyler bulmam lazım. İkisinden biri. Evet. Mutlaka ama ikisinden biri o. Çünkü bu tür mühendislik diye cümleye girmişse yazar hangi tür mühendislik? Bundan kasıt geriden bir şey getirmiş olması lazım. Doğru mu? Evet. Doğru. Hocam ben de aslında daha paragrafı okumadım ama ilk aklıma gelen şey galiba bir mühendislik örneği falan verebilir. Mesela evet. bu tür bir mühendislik Şimdi otomatik şey. bir elenir zaten. Yani çünkü sen ne yapıyorsun? Bir şeyin devam olmak zorundasın. Hangisinden önce? Birden önce olabilir misin? Olamaz. Olamazsın. Şimdi başlayalım. Bir. <laughs> Eğer biz insanlar ay ışığı ve yıldızların altında kendimizi gerçekten rahat hissedebilseydik Hı -hı. karanlıkta kolaylıkla hareket ederdik. Ve gece yarısının karanlık dünyası bizim açımızdan da bu gezegende yalnızca gece aktif olan çok sayıda canlı için olduğu kadar görünür olurdu. Ne müthiş bir şey. etti mi? Değişik bir Evet. Oysa bizler... Gözleri gün ışığına uygun olan gündüz aktif canlarız. Bu bir gerçek ve gündüz aktif canlılar olduğumuz üzerinde düşünmüyor olmamız da bu gerçeği değiştirmez. Geceye nasıl kıydığımızı bir cümleyle açıklayayım. Güzelim geceyi aldık ve bize ağırlasın diye onu mühendislik yöntemlerimizi oh. kullanarak ışığa boğduk. Ne yapmışlar? Mühendislik kelimesi geçti Evet. Şimdi ama sadece kelimenin geçmesiyle ilgilenmeyelim de. Bak Tabii ki. yukarıdan aşağı bir şey anlattı bize. Adam ne dedi? Biz dedi gece geldiği zaman küt uyuruz. Gündüz olduğu zaman gözler fıldır fıldır tık 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 her şeyi görürüz. Çünkü bünye yaratılış buna göre diyor. Doğru mu? Evet. Şimdi ama diyor insanoğlu diyor bunda oynamış diyor. İki numaralı cümlede ne diyor? Gün ışına uygun olan gündüz aktif canlılarız böyleyiz. Üçte ne dedi? Ama diyor bu bir bazı gerçekleri değiştirmiyor. Dörtte ise kritik cümleyi söyledi. Geceye nasıl kıydığımızı yani gecenin karanlığının güzelliği vardı onu ışıldatmanın değil bak adamın bakış açısı bu yazarın bakış açısı bu adamın demeyeyim de belki hanım bir yazar bilemiyorum. Geceye nasıl kıydığımızı bir cümleyle açıklayalım. Güzelim geceyi aldık ve bizi ağırlasın diye onu mühendislik yöntemlerimizi kullanarak ışığa boğduk. Şimdi, evet. Sonra son cümlemizde o çevreyi katlediyor bu ışık kirliliği yapıyor ve bilim insanları ışık kirliliğinin etkilerini araştırmaya yeni yeni başlıyor. Peki 4 ile 5 bağlantısı kolay kuruluyor mu? Yoksa kopuk gibi mi? Ya mesela çevre kelimesi, ya yani o çevreyi katlediyor dedi ya bence burada bir kopukluk oluştu. Ha, o çevreyi katletiyor. Peki ne? E, çevreyi katledenden neyi kastetti acaba? Ha, hani? Neyi? E, bence soru kökümüzdeki cümleyi kullanabiliriz burada. Bir deneyelim. E, hocam hepsini bir okuyayım mı? Olur. Mesela 4, Cümle 5. Bakalım olacak. A, mı? Evet. Geceye nasıl kıydığımızı bir cümleyle açıklayayım. Hı hı. Güzelim geceyi aldık ve bizi ağırlasın diye onun mühendislik yöntemlerimizi kullanarak ışığa boğduk. Hı hı. Bu tür bir mühendisliğin doğa harikası bir nehrin üzerine beton bir baraj kurmaktan hiçbir farkı yok. O çevreyi katlediyor. Bu da ya yani bu ışık kirliliği yapıyor ve bilim insanları ışık kirliliğinin etkilerini araştırmaya yeni yeni başlıyor. 10 numara 5 yıldız. Muazzam oldu gitti. Gitti. evet. Değil mi? Yani, yani en başta şık... dediğimiz içeriden çekilen o puzzle'ın parçası rahatlıkla tık diye otur veriyor oraya. Çok güzel. Cevap şıkkımız ne oldu? Denizli mi oldu? Ya şimdi. <gülüyor> <gülüyor> Çok güzel. Şimdi biz bunu nereye yerleştirdik? 4'ten sonra beşten önce. Soru ne dedi? Hangisinden, hangisinden önce? önce? Kimden önce geldi? Beşten önce, önce geldi. Evet. Tam arkadaşlar aslında... benim gibi dikkat hatası yapmayın kesinlikle. Evet. Ya bu soruların temelinde zaten bu vardır. Yoğunluk yoksa ben seminerlerimde ne yapıyorum biliyor musun? Ömer Faruk. Ee, bu soru tipi ve az önce sözlüğümüz iki soruyu şöyle koyuyorum. Hangisinden sonra hangisinden önce yan yana koyuyorum. Sonra diyorum ki arkadaşlar diyorum. Bakın burada ne? Hangisinden sonra? Burada ne? Hangisinden önce? Diyelim ki Üç, i̇kisinde de 3 numaraya aşağıdaki cümlelerin getirileceğini hayal edin. Bunda cevap ne olur, bunda cevap ne olur? Maalesef bazı yerlerde bulamıyoruz. İkisine de aynı cevap verenler var. İkisine de tersini verenler var. İşte bu dikkat meselesi. ÖSYM'nin de yapmak istediği şey bu. Hani yoğunlaşabiliyor muyuz? Olayımız bu. Yoğunlaşmak zorundayız arkadaşlar. Olayımız bu. Peki bir soru daha geliyor ve... Bu tipe dair görmediğimiz bir soru tipi kalmadı diyeceğiz inşallah. Bu biraz daha cümlede anlama giriyor ama e, bu formatta olduğu için ben özellikle burada değerlendirmeyi düşündüm. O zaman sorumuz ekrana gelsin. Evet efendim madem sizler çözdünüz sıra bizde. Hadi bakalım Ömer Faruk. Ee, bu soru tipinin kökünde bir olumsuz ek var. Bakalım neler gelecek, neler olacak görelim. Evet hocam tam gaz devam edelim. Hadi bakalım. <laughs> Yukarıdaki numaralandırılmış cümlelerden hangisinin yerine bir insan sıkıntılar karşısında pes etmeyip yaşamı devam ettiriyorsa Hı -hı. direnç gösteriyor demektir. Cümlesi getirilirse parçanın anlam akışı değişmez. Tamam. Bunun az önceki 3 sorudan bir farkı var mı sence? Ee, cümle anlam akışı değişmez. Bence yok. Aslında hepsinde yaptığımız şey yerleştirmek. Hı. Yani paragrafın bütünlüğüne uyacak şekilde yeni bir cümle ekliyoruz. Evet. Şimdi 1, 2, 3. 3 soruda da işte birisinde numaralanmış yere, numaralanmış cümleden sonra, numaralanmış cümleden önce. Ne yaptık? Eksik bir parça vardı. Onu aşağı koymuşlardı. O aşağıdaki parçayı yerine yerleştirdik. Bundaysa şunu söylüyor Ömer Faruk. Diyor ki, bak benim elimde bir parça vardı. Puzzle'ın taşları da tam. Ama diyor hangi bu bu taşla içerideki taşlardan hangisinin yerini değiştirsem kimse bu farkı anlamaz. Yani o kadar uyuşacak bu parçalar. Heh, birbirinin anası olsun diyor. Aynı anlama gelenleri bana söyle diyor. Olayımız bu. Bunun için benim ne yapmam lazım? Bu cümleyi iyi analiz etmem lazım. Ne diyor? Bir insan sıkıntılar karşısında pes etmeyip yaşamı devam ettiriyorsa direnç gösteriyor demektir. Kardeşim bir sıkıntıyla, bak geçmeye çalışıyorum sıkıntı, ben aa geçemiyorum bu kapı açılmıyor deyip geri dönüyorsam direnç göstermiyorum demektir. Geldim, sıkıntı var geçemiyorum, sıkıntı var geçemiyorum, sıkıntı var geçemiyorum ama hala devam ediyorum. Şimdi devam edebiliyorsan buna bir tanımlama yaptı, dedi ki direnç gösteriyorsun demektir. Bu, anladığım şey bu. Şimdi ben bunu nereye yerleştirebilirim? Anlaştık mı? Evet. Hadi başlayalım. Bireyler, aileler ve toplumlar destek sistemlerini oluşturarak ve problemlere yaratıcı çözümler geliştirerek direnç gösterebilirler. Şimdi direnç gösterebilirler ama kim? Bireyler, aileler, toplumlar bunları kapatıyor mu bizim cümlemiz? Hayır. Yok. O zaman birin yerine gelemez. Evet. Geçtik. Devam ediyoruz ile. Direnç basit olarak günlük streslerle başa çıkma yeteneği değildir. Çünkü stres kaçınılmaz bir tepkidir. Ve etkileri bundan kaçınmaya çalışanlarda daha incitici olabilir. Olabilir. Burada bu daha yakın içi... anlamlı ama şey değil, aynı karşılığı evet. verdiğini düşünmüyorum. Ve bir sürü katman var aslında burada. Ee, direncin ne olduğunu söyledi, stresin kaçınılmazlığını söyledi. Ve bu durumun incitici e, sonuçlarından bahsetti. Bizim cümlemiz bunlara yetmiyor maalesef. İki de ne yaptık? Eledik. Evet. Geçelim lütfen. Üç, iyimserlik, beceriklilik ve karan, kararlılık olarak da görülebilecek olan direnç, evet. stres ve krizi atlatma yeteneğidir. Evet Burada direncin tanımını yapmış. Stres ve krizi atlatma. Bizim cümlemizde stres ve krizi atlatma var mı abi? Ya, yok bizim cümlemiz tanım cümlesi de değil zaten. Değil. Evet. Güzel. O zaman bunu da yok ettik mi? Yok ettik. En azından biz şu an böyle yorumluyoruz. Belki de cevabı eledik bilmiyoruz. <laughs> yani birlikte bakıyoruz şu an. Biz doğal gayet canlı yayın gibi doğal olarak çözüyoruz ama Faruk'la. Şu... Devam. <laughs> Hayatı sürdürme direncin bir göstergesidir. Evet bu hmm. ne dedi? biraz düşündürdü. Bak şimdi. Hayatı sürdürme. Ben geldim. S süreklilikten Bak, Kapı geçmeye çalıştım. Geçemiyorum. Geçmeye çalışıyorum. Geçemiyorum. Döndüm. Evet. Dönersem direnç yok. Hı -hı. Geldim. Bak o zaman ne yapıyorum? Bak direnç var ama ne yapıyorum? Kapıdan geçmeye çalışıyorum. Burada bu arada bir kapı olsa. Ben böyle vuruyorum. <laughs> kapıdan geçmeye çalışıyorum. Şurada kapı var. Ben gözüm böyle sadece üst taraftan böyle bakmaya çalışıyorum falan. Ee, bak ne yapıyorum? Kapıya geliyorum vuruyorum. Kapıya geliyorum vuruyorum. İşte burada senin olman bu direncin karşısında hayat belirtin. Niye? Çünkü geçmeye çalışıyorsun, çabalıyorsun. Aynı cümleyi yukarı koyalım. Yok edelim. Hayatı sürdürme direncin bir göstergesidir. Attık. Onun yerine bir insan sıkıntılar karşısında pes etmeyip yaşamı devam ettiriyorsa direnç gösteriyor demektir. Olur mu? Olur hocam, gayet yakın. Güzel. Bu şimdi dursun. Bir tik attığımız bir cümlemiz oldu. Beşi deneyelim. Direnç davranışı kırılgan yapıdaki çocuklar ve aileler için özellikle kritik bir öneme sahiptir. Evet, biz buradan aileyi, çocuğu, Çocuk, aile. kırılganlığı vesaire vesaire nereden bulacağız abi? Evet. Bulamayız değil mi? Sevgili arkadaşlar bulabilir miyiz? Bulamayız. <laughs> Sanırım bulamayız. Evet, biz bulamadık en azından. Evet, o zaman elimizde bir tek ne kaldı? 4 kaldı. O zaman cevabımız ne oldu? 4 numaranın bulunduğu, denizli oldu. Evet sevgili arkadaşlar. E, paragrafta cümle ekleme e, sorularını dört farklı e, soru tipini de birlikte öğrenmeye çalıştık. Biz her videomuzun sonunda ne yapıyorduk? Bir can simidi bırakıyorduk. Bugünkü can simidimizi Ömer Faruk'a bırakalım. Bakalım Ömer Faruk bütün bu 4 videodan hareketle bize ne öneriyor? Dinleyelim ve yapı ile ilgili son videonun kapanışını da Türkiye ...12.si çok iyi bir derece. Gerçekten tebrik ediyorum. Teşekkür ederim. Hazır, yakalamışken... ...bizim kanalımız evet bir rehberlik kanalı değil. Temelinde bizim hedefimiz... ...evet sınav ama daha... ...paragraf gibi gözükse... ...benim asıl derdim... ...metinleri iyi okuyabilmek... ...kendi dilimizi iyi anlayabilmek... ...irdeleyebilmek... ...birbirimizi iyi anlayabilmek... ...o yüzden... ...sizlere katkısı olması adına... Ben son sözleri, mikrofonu, bu yoldaki yolculukta tavsiyeleri neler birazcık ona bırakmak istiyorum. Söz ve mikrofon Ömer Faruk'ta. Görüşmek üzere, hoşçakalın. O zaman arkadaşlar şunları söyleyebilirim. Hem bu videoda da gördüğümüz şey iyi okuyabilmek. Yani dikkat hatası yapmamak için soruların kökünü iyi anlayabilmemiz lazım. Ve bu anlama becerisi için aslında her bir soruyu çözdüğümüzde Odaklanmamız gereken yeri bilmemiz lazım. Mesela hmm. soru kökünde benden ne istiyor? Bu odaklanmamız gereken bir noktadır. Sonrasında cümleleri biraz içselleştirmek gerekiyor. Bence de bu çok kıymetli. Hmm. Zaten biz bunu günlük hayatımızda da kullanacağız. Siz üniversiteyi kazandığınızda inşallah bu becerinizi aslında mesleğinizi öğrenirken kullanacaksınız. Ki öğrendiğiniz bilgileri içselleştirebilirsiniz yani. Sonrasında benim önereceğim diğer bir şey de arkadaşlar. Hmm. Bu videoda aslında size yapmak istediğim şey çalışmalarınıza... Bu video serisinde aslında hocamızın da bize yardım etmek istediği konu, çalışmalarımızda bize yardımcı olabilmek. Ama bunun faydalı olabilmesi için sizin iyi bir çalışma temposuna sahip olmanız lazım. Hı hı. Ve eğer gerçekten hedefiniz varsa, buna uygun bir çalışma planı hazırlamanız lazım. Bununla ilgili yeterli emeği verebilmeniz lazım ki hı hı. hayal ettiğiniz güzel üniversitelere, güzel mesleklere geçebilirsiniz. Çok güzel. Biraz e, yoğun bir şey, biraz rehber hocası gibi konuşmuş Diyor oldum ama. Aslında ben de hedeflerime ulaşmış bir öğrenci olarak İlk söyleyebileceğim şeyler bunlardı. Güzel. Ee, tecrübe en kıymetli hazinelerden birisidir. Benim bakış açım şu, tecrübe niye kıymetlidir? Çünkü içinde acı vardır, sıkıntı vardır, yaşanmışlık vardır. Bana göre tecrübeden daha kıymetli bir şey vardır başkasının tecrübeleri. Acısını sen çekmiyorsun ama kazancını sen yaşıyorsun. O yüzden başkalarının tecrübeleri bence daha kıymetli. Bu arkadaşlar hepinize iyi çalışmalar diliyoruz ve çalışmanızda kaldığınız yerden devam edin. Görüşmek üzere.